Şu soruyu soracağım. Yani 200'ün üzerinde televizyon, yereli, işte geneli, ulusalı vesairesi, işte 500'e yakın radyo katıldı ve gerçek anlamıyla tek yürek olduk. Ama bu süreçte CHP'ye destek veren Halk TV, KRT, Tele1 gibi televizyonlar tercihlerini farklı bir yayınla yaptılar. Sorum da şu olacak, hani hem Kılıçdaroğlu hem Akşener hem de muhalefet liderleri katılıp işte birer maaş ya da ikişer maaş bağışladıklarını söyledikleri halde neden sizce muhalif medya burada da ayrılma ihtiyacı hissetti? Bir de bugün de bile beraber hareket edemeyeceksek ne zaman hareket edeceğiz sorusu da aklıma geliyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bir savrulma var mı? Çünkü özellikle depremin ilk andan itibaren yani aciz ülke algısını yerleştirmek için çok ciddi bir sahada çaba da vardı. Tabii bu soruya cevap vermeden önce şöyle genel bir perspektifle başlamak istiyorum. Ben Melik Yiğitel'in bıraktığı yerden bazı devletleri tarih boyunca bazı devletlerin kuruluşunda devletlerin üst yöneticileri, seçkinleri, iktidar seçkinleri devlet kurarlar. Fakat Türk tarihine baktığınız zaman, özellikle Cumhuriyet dönemine baktığınız zaman bu devleti bizatihi milletin kendisinin kurduğunu görüyorsunuz. Biz bunu nerede gördük? Milli mücadele, ya biz milli mücadele öyküleriyle büyüdük değil mi? İşte Nene Hatunlarla 8 yaşındaki, 10 yaşındaki, 12 yaşındaki çocukların siperlere cephane taştığı öykülerle büyüdük. Bu mücadelenin benzerini biz milli mücadele döneminde gördük. Nene Hatun nasıl mücadele verdi? Benzeri bir mücadeleydi bu. Aynı şekilde 15 Temmuz'u hatırlayın. 15 Temmuz'da devletin işte yöneticileri daha sokağa inmeden toplum sokaktaydı. 15 Temmuz'da da benzeri bir milli mücadeleyi gördük biz. Şu anda da aynısı. Bu devleti krize girdi, bu toplum, bu devlet krize girdiği andan itibaren millet el veriyor ve bu devleti yeniden tabiri caizse düştüğü yerden kalktırmaya teşebbüs ediyor ve kaldırıyor. Milli mücadelede bu oldu. 15 Temmuz'da bu oldu. Şu anda da bu oldu. Onun için Türk tarihine baktığınız zaman devlet mi öncelikli, millet mi öncelikli diye bir soru sorduğunuz zaman karşınızda milletin ne kadar yüce bir topluluk olduğu karşınıza geliyor. Biz de aslında bunu gördük. Ben programı, evet, ben de neredeyse önemli bir kısmını izledim. Beni işte gözlerimi yaşartan, belki hayranlıkla izlediğim kısımlar şuydu. Evet, bankalar önemli oranda yardım ettiler. Çok büyük meblağlar, belki işte aklımızın, hafsalamızın almadığı büyüklükte paralar sarf edildi. Fakat düşünün, küçük çocuklar kumbaralarını kırdı hocam ya. Ve her yayında olan, her bölümde, her değişimde ben özellikle ona dikkat ettim. Yani böyle, evet, bir yüce milleti yıkabilecek hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi unsur, hiçbir terör örgütü olamaz. Buna rağmen peki ne oldu? Siyasetten beklenen nedir? Ben siyasetten ne beklerim bir seçmen olarak? Böyle felaketler anında, felaket zamanlarında bir bütün olmalarını, kutuplaştırmamalarını isterim. Burada evet hatalar olabilir. Evet, kutuplaşmamız gerektiği zamanlar olabilir. Öfkeli olabiliriz ama bırakın bu yarayı saralım. Cenazelerimizi toprağa verelim. Ondan sonra kavgamızı edelim. Ondan sonra öfkemizi sarf edelim. Ondan sonra işte kılıçlarımız kınından çıksın. Olması gereken buydu. Fakat maalesef siyaset, maalesef CHP, o saydığınız kanallar, işte Halk TV, KRT, TRT, Tele1 temel itibariyle CHP'nin kanalları zaten. CHP'nin ve özellikle bir kısım muhalefetin bu deprem felaketi anından itibaren, deprem felaketinin ortaya çıktığı andan itibaren ortaya koymuş olduğu hem siyasi tavır hem de söylemler zaten sanki deprem değil başka bir kavga veriliyordu orada. Ya düşünün, ben de takip ettim. Biraz önce siz Sayın Alabardan'ın işte koca bir işte kitap boyutunda yalanları ortaya çıktığından bahsettiniz. Ben de saydım. Ortalama 50-60 tane yalanı bizzat ben duydum. Ya evet. İşte nükleer tesisinin patlamasından Afganların, insanların bileğini kesip, kolunu kesip altın çalması, işte Suriyelilerle ilgili. Yani insanın aklı hafsalası almıyor. Bu dönemler temel itibariyle olması gereken, siyasetin yapması gereken, özellikle muhalefetin yapması gereken kutuplaştırmak değil, birleştirmek, bütünleştirmek olmalıydı. Çünkü millet olmak, sosyolojik olarak birleşmeyi, bütünleşmeyi, ahenkli bir sentezi gerektiriyor.